Bakalım senin başına ne geliyor? Bir onları görmek istiyorum. Benzemez geç kimse sana. Ha, tamam. Evet, geçmişim bir görelim. Görür Allah Allah, görür inşallah, inşallah. Tabii birinci bitirince tayinim çıktı. Beni masaya gönderdiler. Artık bilirkişi olarak atadılar. Çok uyardım. Evet. O kadar aktardım ki tecrübelerimi, o kadar aktardım ki. Ulan daha dün oralarda önümüzde sallanıyordun numara alasın diye. Çok sallanınca oturttular. Nüket gibi yap ağzını. Beceri. Ben devam edemeyeceğim. Kariyerimin çok başındayım, çok gencim. Gerçekten mağduriyetimi artık ifade edemeyeceğim. İzledim. En mağdur benim. Ben ha, saksı değilim. Burada ben mağdurum. Çok mağdurum gerçekten. Yarın gitti, oku. Evet, çok harikaydı, çok da iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı? Teşekkür ederim. Neden kısa kesiyorsun? Herkes aldığı paraya göre. Biri açık, biri değil. 1,5 kilo vermişim geçen bölümden bu yana. Bu hesaba göre Temmuz ayı gibi artık sen piyasadan çekilebilirsin. Boşuna mı verdim ben bu kadar kiloyu? Ne oldu, ben ne yanlış yaptım? Bu kadar kilolu insanlar övülecekse ben kaç senedir neye uğraşıyorum ya? Biz şişmanları yıllarca kilo çok yakışıyor diye yediler. Hep evet, yüzüm güzel, hep kilo bana çok yakışıyor. Böyle daha sempatik. Yaş yollarından... Seyfi Bey'le ilişkini anlat biraz bize. Tamamen bir mağduriyet üzerine kurulu. Mağdurum gerçekten. Ne yapıyor peki, yani kendini frenliyor musun? Yani şunu, o bana her şeyi söylüyor ama benim şuradan sonrasına devam etmemem lazım diyor musun? Ona fırsat olmuyor. Nasıl ya? Hiç onu düşünemiyorsun bile abi. Yani o, sen bir şeye karar veriyorsun, o 2 saniye içinde bir şey oluyor. Yapıştırıyor. Peki Seyfi Bey'in karşısında senin mi daha çok kredin var, Murat'ın mı daha çok kredisi var? Yani o ne kadar yürüyebilir Seyfi Bey'e doğru, sen ne kadar yürüyebilirsin? Ben yürüyorum vallahi hiç. Ben emekliyorum. Ya benim, yani şöyle bir şey var. Seyfi Bey'in acayip bir kafası var. Yani çok çok komik bir adam bir kere. Çok ve çok hızlı düşünüyor. Evet. Sahnede onunla aynı kafada olman gerekiyor. Ama mümkün değil. Ya ben acayip eğleniyorum. Evet, oraya yaklaşmaya çalışıyoruz yani. Aslında bir yerde dolaşıyoruz. Bir de peki bunca yıldır hiç kızdırdın mı? Yani gerçekten kızdırdım, kızdırdım. Gerçekten kızdı mı? Kızdı, acayip kızdı. Bir gün böyle acayip bir laf ettim, bir kızdı, bir sinirlendi. Ne biçim konuşuyor bu falan diye böyle sinirlendi. Bir de şimdi bana şey yapıyor. Sen çok öne çıkıyorsun diye kızıyor. Niye hep öndesin diyor. Her şeyi sen yapıyorsun diyor. Ya nerede olacaksın sürekli? Öndesin zaten, i̇şte sahnedesin. Onlar o yüzden yanımıza çıkıyor sen işte. Ayakta. Peki sonra seni nasıl askıya mı asıyorlar sonra? Ne yapıyorsun sen? Bu kadar ayakta durduktan sonra bel fıtığı olursun vallahi. Ben size sabah 7'de gidiyorum. Gece 2, 12, 13 saat falan ayaktayım yani. Çok zor bir şey. Yani. Zor ama alışık. Çok zor bir şey. Biliyorsun ben 97'de yorgunum demişim. Yoruluyoruz demişim zaten hala. Peki senin Seyfi Bey'le durumlarını göreceğimiz bir bant geliyor. Buyursunlar. Başımın tatlı belası, kariyerimin katili. Sana bir gevezelik arızası olmuş. Yediğin şeylere dikkat et. Cevap verme, seni bir programa almak dahi hataydı. Vücudunu teşhir ederek para kazanan bir erkeği ben programımda görmek istemem. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Fotoğraflar ya bir renk kat sunumuna bayılttın beni. Ay bir dakika, bu ayakta kaldı 2 saat. 3 kuruş para alacak, imkan verelim. Bak nasıl korkuyor. Korkuyorum tabii. Yangın var! Yangın nerede? Nurhan Damcıoğlu'nun kalbinde! Ay! Yangın var, yangın var, ben yanıyorum. Arkanı dönerek sunsana. Belki daha sevimli olabilirsin. Düz yürü, insan gibi sun. Burun deliklerini aç. Gözlerini yere indir. Yürü. Daha ileride de giderim. Ay, ya böyle böyle böyle, böyle asla panter kaplan olur. Bu ne rezillik ya. Ben oynamasam. Hayır. Kolay bir şey değil ama Türkiye'nin en büyük şovmenine dayanıyorsun. Evet, çok bunu acayip, unutma. Evet, evet, bunun da bilincindesin zaten. Yani hakikaten. Ben şu 3 senede acayip çok çok şey öğrendim ondan. Çok acayip bir adam. Evet. Yani sahnede bazı şeyleri yapıyor böyle. Teknik şeyleri falan düşünüyor. Kafa nasıl çalışıyorsa o kadar esprinin içinde falan. Yani biri mesela kameraya arkası dönük kaldığı zaman mesela halay çekiyorsun onu hızlandırıyor falan böyle. Her şeye o kadar hakim ki, inanılmaz bir yapısı var. Gider misiniz evine? Herhalde.
Ben de gittiğim zaman acayip aşağılıyor. Yani bir tür terapi. Terapi. Herkese tavsiye ederim. Kapıdan girmenle beraber ağzına etmeye başlıyor. Zaten çıkana kadar. Zaten ben bir gün gittim. İçeride yemek yapıyor bize. O zaman da çok uluslararası bir firmanın. Size yemek yapıyor. Tabii yemek yapıyor. Uluslararası bir firmanın. Hani içecek firmasının reklamında oynuyor ama o reklamda Beyoncé oynamış, Jennifer Lopez oynamış falan. İçeriden bağırıyor. Dünya starı mutfakta size kaygana yapıyor diye. Karadenizli ya. Dünya starı. Doğru söylüyor. Nefis yemek yapar. Çok ben acayip. Çok sizi de bir benzettim efendim. Beni her gün benzetir ama sever beni. Evet. Kendine benzetiyor biliyor musunuz? İlginçtir. Bu da Allah. Ben de bununla gurur duyuyorum. O da ilginçtir. Allah Allah. Yani... Çok güzel. Maşallah. Huysuz olmakta gurur duyuyorum. Biz eve galoşsuz giremediğimiz için ya. Evet. Zaten galoşu giyince bitiyorsun galoşsuz, yani. Galoşsuz almaz. Galoş bütün... çok çirkin bir şey. Bir eve gidip galoş giymek çok fena. Bana terlik veriyorlar. Size niye öyle? Sana terlik mi veriyorlar? Evet, sen terlik. Üst kata da çıkıyormuşsun. Evet. Üst katta ne var efendim? Dikiş odası. Dikiş odası var. Müthiş bir manzara. Manzarası. Görmediyseniz tarifleyemem. Hiç de bu sohbeti sizle yapamam yani. Evet. Yani. Yeşil. Ben o evde her yerde oturdum yıllardır. Oo. Her yerde oturdum. Ama çoğunlukla sana karşı muhabbetine de bağlı. Hangi odayı aldı sevgili Bey? Yani... siz... ben merdivende bile muhabbet etmişliğim var. Niye? Demek tapar layık görmemiş. Bile dedim bak. Evin ha, bile. Her yeri yani. Bile evet. Tabii. Asansörle mi çıkarsınız en üst kata kadar? Yok merdiven. Asansör vardır evinde. Var mı? Ben haberim bile yok. Murtik sen de ya. Oğlum ben orta kata çıkıyorum oturuyorum oraya. Orta kata dediğin paket bırakıp gitmiyorsun herhalde. Salona almıyorsun. Asansöre binilmiyor mu? Televizyon karşısında bana bir fırça hadi güle güle diyor gidiyoruz yani. Fena fırçalar ve sürekli adab-ı muaşereti bilmemekle, görgüsüz olmakla efendim böyle akılsız olmakla suçlar ki böyle bir hocada her zaman iyidir. Çünkü ben o yüzden zayıfladım Seyfi abi. Evet çok dikkatlidir o. Bana da öyle yapıyor. 2012'de işte biz ilk Benzemez Kimse Sana yaptığımızda yarışma sonrasında evine gittiğimde kovmadı. Çok nazik biri olduğu için kovmadı. Ama giderken, uğurlarken öyle şeyler söyledi ki bir daha o eve gerçekten kilo vermeden gidemezdim. Bize burada tekrar eder misiniz söylenenleri? Bir daha kilo vermeden gelme dedi. Allah Allah.